بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ularga insonlar iymon keltirgandek iymon keltiringlar deilsa aqlsiz insonlar iymon keltirgandek iymon keltiramizmi deyishadi. Bu yerdagi insonlardan maqsad sahobalardir va sahobalardan keyingi butun sahobalarga ergashgan kishilar. İnsanlar iman keltirgende iman keltirirler. Peygamberimiz aleyhisselam zamanında, hazır elbette yine bunun iki de tefsiri var. Böyle Peygamberimiz zamanında tekişli, ikincisi umumi. Kıyamet geçe hem de tekişli. Peygamberimiz zamanında tekişlisiz, hani fil ardi, yeryüzde degen fil medine bulad. Medine'de bulad. Böyle de insanlardan mahsus sahabeler. Ebu Bekir dek, Umar dek, Ali dek, Osman dek, iman keltirseleriz bu miydi mi? Sizlerden şunları göster iman getirirler. Onları göstergen mahkem bulurlar. Şeriatke sözsüz itaat kılırlar. Kısa ulaşta de ki akılsız insanlar da iman getiremiz mi? Onlar akılsız insanlar da işaret. Akıllar yaşlı işlemedi. O yaşlı insanlar o. Ama onlar uzağda görmedi insanlar. Dişer. Onların nihayet akıllıydı böyle şeyler. Umumi kıladırken bu siz sahabeler göster. İşte, mükemmel, kamil insanlar da iman getirirler de siz. Akılsız insanlar da iman getiremiz mi deydi. Mesela köçede yürüyen hazır Müslümanlar da köptülüğüge silerdi misal kılınsa bana şu talebeler şülerem insan, şülerdiyem nefsi var, şülerdiyem arzu havası var. Hemesini terk kılıp Allah'ın üyüde, mescid medreselerde, itikafta bulup, Allah'a yine bağlanıp, bütün arzu ümitlerini terk kılıp, nefsani hakçlarını terk kılıp, şunçeli bir fesat içinde Allah diyorunu tenleb, Kur'an-ı Hadis ile meşgul bulu yaptı. Sileren meşgul buylar. Bular çeli bular mesela ondan birini kılıylar. Ve siz darın miyığıda külerdi, tebessüm kılacaktı. Efendi, yaşı dinge amel kılıç değil ama dinge amel kılıç bu neydi? Bu miydi ki öyleydi? Dinge amel kılıç değil, biz deyip bular deyiz. Biz bana hak yolda kit yaptız deyiz. Biz en akıllı insanlar deyiz. Bu doğru kimiydi deyiz. Ve hatta ki bazı uzun cüda akıllı edip bilgen bana şimdi insanlar hayran buluşardı. Bunlar ne akıllı yaptı ki bunlar? Bir cahaya kürbü alışıp dediğinden kes geçe çıkmaydı. Bir nimelerle meşgul bunlar. Bunlar zirikmez mi ki? Ne akıllı yaptı ki? Kança adamlar uzun akıllı edip bilgenler mülleler menden soruyordu. Size şagirdleriz bitirgenden ki ne akıllardı? Hayır. Ben de okuyup da alım bulat da alım bugün yaşı alım bugün de yine mekhalede deyiz. Ya ki bazı bir cemaatlerden tanışıp kalabiliriz. Zahiren karası cüde güzel davaları ki avamlarda mukabilede biz fakat ilimle meşgul bulamız falan üstten diyen davalarda kıladı. Ama bizden tanışken de göremiz ki ilmi hizmetleri nihayette az. Ağızda hal az. Orada hakikati görüngenler ki etede biz mühim işlerden şugullarını yaptırız. Daha bizi yetiraz kılıç mesajda tamam size yeterinden keçkese ilimle meşgul buluyorsunlar da bana bize medresede okuyanıydık. İki üçte medresini bitirdik. Diplomalarımız var. Ama iş toparmadık deydi. Sizi şagirdleriniz ne kadar neydi? Ne iş toparmadıydı? Kim biz onlar gelbette sahabelerde misal kılardız. Sahabeler bana okudu. İşsiz kaldım onlar. Bu bir. İkinciden bizi talebelerimiz, bizi şagirdlerimiz bitirişimiz hazırdan uzun vaktimiz yok. Başkası gene vaktimiz yok. Ve bütün dünya, bütün devletler, bütün memleketler, bütün insanlar bizi sermayemiz ki. Dünyanın kayrıge varamız isek, varamız, dinge hizmet kılamız, hizmet kılıçdaki imkaniyetimiz var. Hemesi bizdeki ve hizmet kılı yapız. Kolumuzdan ki gelişe, iş köp ki nihayette. Biz kaysanesinden başlarsaya gidip hayran bulu yapız. Yetişelerimiz mükemmel hayran bulu yapız. Onlar bizge hayran bulu yaptı ki bunlar iştapalar mükemmel bir çalalar. Ne makalar kim bunlar? Bizi hamımız yiyip. Ne işlese dedi ki öyle okusun da hiç olmazsa taşkarıdan öyle zavuş ne dedi ki o? Zavuş ne bu üniversitelerde hem okusun ki evde gene bir fasıl olsun ne kadar? Ya bir hunar örgünüp koysun. Kalın. Şunlar neye geçince tavsiye akıllı yapsınız ya? Biz onlarda tavsiye akılışımız gerek, ilim yürüye çakırışımız gerek. Bunlar bizi
boshqa yo'lga chaqiryapti. O'zlarini juda aqlli deb bilishadi. Bizni aqlsiz deb bilishadi. Alloh aytayaptiki, "Ala innahum humus sufaha." Ogoh bo'linglar, albatta ular mana shular aqlsiz insonlardir. Walakin la ya'lamun, lekin bilmaydilar. Masalan, munofiqlar Madinada o'tirishibdi. Payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki, "Mana mujohidlar jihodga ketyapti, yordamga ehtiyoji bor, yordam qilinglar." Shunda Abu Bakr juda katta mol bilan keldi. Payg'ambarimiz alayhisalom so'radi, "Uyingda ham biror narsa qoldirdingmi?" deb. Abu Bakr aytdiki, "Ha, nimani qoldirding?" "Alloh va Rasulini qoldirdim," dedi. Boshqa hech narsa yo'q. Abu Bakr shunday degan vaqtda munofiqlar ta'sirlanib, "Ey, biz ham shunday bo'lsak deydimi?" Ular bir-biriga qarashadi-da, kulib qo'yishadi ular. Qara, aqlli qaradi, aql yo'q deydi. Nima foydasi bor? Butun molini olib chiqib berishligining nima foydasi bor? Ertaga nima qilasan dedi. Bola chaqa bor. Bola chaqaning ham nafaqasi bor. Ularda ham haqqi bor. Qani davr bunaqasiga e'tiroz qiladi ular. Payg'ambarimiz alayhisalom biror xizmatga buyursa, sahobalardan ro Alloh tiqilichidek tayyor bo'lib chiqishadi. Munofiqlar aytadiki, bu aqlsizlik, o'ylab ko'rishimiz kerak. Biz hozir shu safarga chiqsak, mana shu xizmatga chiqsak, o'lishimiz mumkin. Biz o'lsak nima bo'ladi? Bola chaqalarimiz. Shuncha ishlarimiz nima bo'ladi? Deyishadi va buni o'zlaricha aqllilik deb o'ylashadi. Qarang, shariatga so'zsiz itoat qilganlarni aqlsiz deyishadi. O'zini aqliga solib turib, aqliga to'g'ri kelsa, o'zini xohishiga to'g'ri kelsa, qabul qilishlikni aqllilik deb bilishadi. Alloh aytayaptiki, bular aqlsiz insonlar deyapti. Biz agar faqat o'zimizni aqlimizga to'g'ri keladigan, faqat aqlimizga munosib bo'ladiganni qabul qilsak, lekin shariat hukmini qabul qilmasak, ya'ni shariat hukmini aqlimizga solyapmiz-da, unda biz Alloh taras bo'lmaymiz, aql taras bo'lib qolamiz. Biz Allohga emas, o'zimiz aqlimizga itoat qilyapmiz. Allohga emas, aqlimizga ibodat qilyapmiz. Shuning uchun Qur'on va hadisga so'zsiz itoat qilishlik kerak. Wa iza qila lahum aminu kama amana an-nas, ya'ni ashabun nabi sallallohu alayhi va sallam Payg'ambarimiz alayhisalomning sahobalari iymon keltirgandek iymon keltiringlar deilsa, qalu anu'minu kama amana sufaha. Al-juhal, ya'ni johil insonlar iymon keltirganda iymon keltiramizmi deyshadi. La naf'alu kafi'alihim, aytadiki ularni qilgandek ish qilmaymiz biz deydi. Qala ta'ala raddan alayhim, Alloh taolo ularni rad qilib aytayaptiki, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamuna zalik. Lekin ular bu narsani bilishmaydi. Bu narsalar haqda, lekin shu dindorman deganlar, olimman degan, ahli ilmimiz, talib ilmimiz degan insonlar shu masalada xato qilganligi uchun ularni semirtirishyapti. Ya'ni ko'pchilik dindor kishilar bor, ko'pchilik talib ilmlar bor yoki olimlar, mullalar bor. Mana shu insonlarning oldiga borganda tavozu qilib, ularni gapini to'g'irlab, to'g'ri aytasizlar, haq gapirasizlar. Biz endi shu yo'lga kirib qolibmiz ekan, nima qilaylik? Ya dadamni shuni tavsiya qildi. Endi qadarimizda bor ekanda, deb mana shu yo'lni xor qilib ko'rsatadi. Ularni semirtiradi keyin. Shuning uchun bunday aqlsiz, ahmoq insonlar, johil insonlar, haligi ba'zi bir soxta mullalar, soxta olimlar, soxta talib ilmlar, soxta dindorlar sababidan butun dindorlarga kibr qilishadi. Ularga haqorat ko'zi bilan qarashadi. Hozirgi vaqtda bemalol qilishyapti buni. Nimaga? Ilm ahlini xatosidan bo'lyapti. Lekin butun ahli ilm o'zini qadr qiymatini bilsa, ilmda qadr qiymatini bilsa, ular hammasi o'zining joyida o'tiradi. Til uzatolmay qoladi. Kibr qila olmay qoladi.